Benim Hayatım Spor Programı'nın bu haftaki konu teknik direktör Levent Eriş. ...1962 yılında İzmir'de doğan Levent Eriş, futbol hayatına İzmir Spor altyapısında başladı. 1985-1986 sezonunun başında Süper Lig'in zirvesini oynayan Samsun Spor'a transfer oldu. Samsun Spor'da genç yaşına rağmen uyum sorunu yaşamadan düzenli olarak ilk 11'de yer buldu ve takımına büyük katkılarda bulundu. Değişen yıllarda birçok takımda forma giyen Eriş, 1996-97 sezonunda futbola başladığı İzmir Spor'a geri döndü ve 2 sezon burada oynadıktan sonra 1997-98 sezonunun sonunda aktif futbolu bıraktı. Futbola vedasından sonra ilk antrenörlük deneyimi olarak İzmir Spor'da yardımcı antrenörlük yapmaya başladı ve bir sezon bu görevde kaldıktan sonra teknik direktörlük mevkiine yükseldi. Daha sonra Altay, Karşıyaka gibi Ege takımlarının yanı sıra Bursa Spor, Malatya Spor, Samsun Spor, Mersin İdman Yurdu, Adana Demirspor gibi Anadolu takımlarında da çalışmıştır. 2008-2009 sezonundaysa Manisa Spor'u tekrar Süper Lig'e yükseltme başarısını gösterdi. Son olarak Levent Eriş, Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörlüğünü yapıyor. Duygularınızı bize aktarırsanız çok seviniriz. Sana aktarayım. Evet. Çok mutluyuz ya. Yani 19 yıldır Süper Lig'e çıkamamış bir takımın, 19 yıldır Süper Lig'e mücadele vermeye çalışan bir takımın ilk defa liderliğine şahit oluyoruz. Bir ilki başarmak oyuncularımız adına çok mutluluk verir. İzmir Spor'un başarılı sporcusu, daha sonra da teknik direktör kariyeriyle birlikte tüm Türk futbol tarihinde gönlümüzde taht kuran Levent Eriş'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Levent Hocam. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim sevgili Esin. Siz de hoş geldiniz. Kanal 35 ailesine ben de buradan sizleri ağırlamaktan, çok eski sevgili dostum, başta siz olmak üzere burada olmanızdan dolayı Manisa'da halkı adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Öncelikle buraya gelirken çok heyecanlandık. Çünkü halk sizi o kadar çok seviyor ki burada 3 tane şampiyonluk yaşadınız. Yıllar sonra tekrar Manisa Büyükşehir Belediyespor'a gelerek çok büyük bir domino taşlarının içinde olmaya ant içtiniz herhalde Cengiz Başkanım'la birlikte. Buradasınız. Neler düşünüyorsunuz? Valla ben tabii antrenörlük kariyerim ve futbolculuk kariyerim tabii ki İzmir'de çok güzel şeylerle başladı. Antrenörlük kariyerimin ilk başlangıcında İzmir Spor'da nasıl futbolu bitirdiysem, başlangıcında da orada çok güzel bir başlangıç yaparak antrenörlük yaşamına ayağımızı bastık. Ondan sonraki süreçte tabii ki benim için dönüm noktası, benim için çok özel yeri olan, benim antrenörlük kariyerimin başlangıç noktasındaki, Türk futboluna açılmamdaki en büyük nokta olan Manisa ve bu uğurda bana büyük şans tanıyan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Semih Vardarer kardeşimiz o süreçte bana büyük destek vermişlerdi. Daha sonra da İşte o desteğin ardından antrenörlük kariyerimiz Türkiye'nin birçok yerlerinde devam etti. Hemen hemen dört bir yanda antrenörlük deneyimlerimiz oldu. Ve bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde daha önce burada yaşadıklarımızın tekrarını ve devamını getirmek, şu anda da Manisa şehrine büyük bir dinamizm katan, Manisa şehrine büyük bir farklılık yaratan, başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve
ekibi olmak üzere. Futbolda da bizim tekrar tarih yazan o süreçteki, çünkü Manisa Spor o dönemde ilk defa Süper Lig'e çıktı ve bir tarih yazdı. Hem sevgili başkanımız hem de o günkü bizler ekip olarak son derece güzel bir süreç yaşadık. Bugün burada yaşamayı planladık ve sadece onun bir sözüyle, yıllardır hayatımda hiç üçüncü liglerde görev yapmadım, 2B'lerde görev yapmadım. Ama onun tekrar biz bunu başardık, tekrar başaracağız sözüyle, ki verdiğimiz sözlerin hep arkasında durmuşuzdur bugüne kadar. Çok şükür ki burada görev almaya başladık. Çok güzel günler yaşıyoruz. Hep şunu savunmuşumdur: İnsan nefes aldığı, mutlu olduğu, huzurlu olduğu ve hayatının en güzel günlerini geçirdiği yerde olmalı diye düşünüyorum. Ben sizi de, sevenlerle, size destek evet, olanlarla birlikte. Sağıma, soluma, arkama, önüme baktığımda hep sevdiğim insanların burada olması, benim yanımda olması benim hem verimimi arttırıyor, hem hayata bakış açımı arttırıyor. Ve başarılarında tabii ki bu bir dokudur. Ve hakikaten buradaki doku bizi çok tutuyor. Bu dokuyla birlikte inşallah Manisa Büyükşehir Belediyesi spor takımını el birliğiyle hep beraber bir ekip halinde, ben hep onu savunurum. Ekip varsa başarı vardır. Biz de bu ekibin içinde yer alan dişilerden bir tanesiyiz. İnşallah bunu hep beraber başaracağız. İnşallah bize verdiği, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün bize verdiği bu desteği ve yönetim kurulumuzun bize verdiği sevgi, saygıyı asla boşa çıkarmayacağız. İnşallah hak ettiği yerlere çıkartmak için büyük mücadele içinde olacağız. Futbolculuk kariyerinizi İzmir Spor'da başladınız. Nasıl başladınız? Biraz o günleri anlatır mısınız? Çok güzel günlerdi bizim Çünkü için. Çünkü o dönemlerde tabii ki İzmir Spor... Tabii Türk futboluna damga vuran takımlardan bir tanesiydi. Daha da şöyle söyleyebilirim sevgili Esin. Türk futbolunda ilk spor okulunu açan İzmir Spor takımıydı. Yani Beşiktaş takımını, Beşiktaş altyapısı o günlerde, Fikretlerin, Rızaların falan olduğu süreçten bahsediyorum. Belki de ön planda olan bir bölümdü ama Türkiye'de ilk spor okulunu açan İzmir Spor kulübüydü. 1976-75 senesinde. Bu da hakikaten çok önemli bir altyapıydı. Bugün ben hala onu savunurum. İzmir'deki o teknoloji, İzmir'deki o bilimsel yaklaşım. Şu anda bakıyorum da başkaları tarafından sahiplenmek üzere ama İzmir'in o süreçteki başlattığı o bilimsel yapı. Spor akademilerinin İzmir'de ve Manisa'da olması. Tabii ki Ege Üniversitesi, Celalbayar Üniversitesi, buradan yetişen bir sürü antrenör arkadaşlarımız ve şu anda bakıyorum da hakikaten İzmir bu anlamda çok büyük işler yapmış. Manisa bu anlamda çok büyük işler yapmış. Kaldı ki biz Manisa'ya futbol takımlarımızla birlikte antrenman yapmak için, Türkiye'nin ilk çim sahalarından bir tanesi burada Manisa Mensucat'ın sahasıydı. Manisa Spor sahasıydı. Biz o zamanlarda gelip buralarda antrenmanlar yapardık. Bu bizim için çok değerli, çok kıymetli şeylerden bir tanesiydi. Ve biz o gün futbolculuk hayatımızda tabii çok güzel şeyler yaşadık. Başta sevgili eşinle birlikte Karşıyaka'nın, evet, şampiyonluğum. Bizim o zamanki takım kaptanımızdı ve biz Karşıyaka'da en son 94-95 evet, senesi şampiyonluğu birlikte Karşıyaka'da, ki maalesef diyorum buna, keşke şampiyonlukları Ege futbolunda, İzmir futbolunda daha çok rast gelsek, daha çok yakalasak, yukarılarda hep olsak. Ama o süreçte biz çok güzel günler geçirdik Karşıyaka'da. Futbolculukta kaç şampiyonluk yaşadın? Aşağı yukarı 5 tane şampiyonluk yaşadım. Hangi yani İzmir Spor'da yaşadım, Karşıyaka'da yaşadım, Kuşadası'nda yaşadım. Yani çok güzel şeyler yaşadım. Ve ondan sonraki antrenörlük hayatımızda tabii ki başta İzmir Spor'un bize futbolu bırakır bırakmaz verdiği o güzel antrenörlük i̇lk yaklaşımından. Teknik direktörlük hayatınızda da İzmir Spor'da başladınız. Aynen öyle. Playoff'a kalarak yaşadık. İlk heyecanımızda çok güzel bir başarıyla, çok genç bir takımla, çok genç bir ekiple çok güzel bir başarı yakaladık. Ondan sonra da dediğim gibi, başta da söylediğim gibi sevgili başkanım olmak üzere bize Manisa'ya antrenörlük armağan ettiler ve biz de o armağanı çok güzel değerlendirdik. Türkiye'de ilk 20 antrenörden birisiniz. İki tane Süper Lig'e, ikinci lig diyelim daha önceki, evet, deyimiyle ilk 20 antrenörden birisiniz. İki şampiyonluk yaşayan.
Evet, yani çok güzel bir tarih yaşadık biz Manisa Spor'da. O dönemki adıyla 2B'den 2A'ya çıktık. 2A'da arada 1-2 senelik bir sürecimiz var, boşluk. Sonrasında tekrar bize sevgili başkanımız Cengiz Ergün bu görevi teslim etti. Ondan sonra şampiyon olduk, Süper Lig'e çıktık. Sonra biz tabii ki tekrar bir ayrılış gerçekleştirdik. Sonra Anadolu'nun birçok yerinde mücadele vermeye başladık. Playoff'lara kaldık, gittik işte Kayseriler, Diyarbakırlar, Adanalar. Evet, yani çalış Samsunlar, çalışmadığımız yerler kalmadı, Mersinler. Ve bu süreçte de çok şükür ki güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Orada da güzel başarılar yakaladığımızı düşünüyoruz. Sonra tekrar bize geri gel dediler. Biz tekrar geri geldik Manisa'ya. Göreve hazırmış. Evet, ben çünkü bu halkla birlikte işte dedim ya, doku uyuşumu bu, uyumu bu herhalde. Ve biz de bu dokuyla birlikte Manisa Spor'umuzu tekrar Süper Lig'e çıkardık. İnşallah bu sene de Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve bundan sonraki süreçte de, çünkü biz çok buraya büyük gelirken projeler var çünkü. Evet, büyük bir projenin içinde yer almak adına geldik. Bugün tabii bizden beklenti sportif başarı olabilir ama kalıcı eserler bırakmak. Bugün aslında fiziki işleri tamamlamak, yani bütün kulübün yapılanmasını gerçekleştirmek, kurumsal yapıya döndürmek ve ondan sonra da sportif başarının çok uzak olmayacağını düşünmek daha doğru mantık. Doğru. Biz bütün fiziksel yapıyı gerçekleştirdik şu anda. Tesislerimiz bakıma alındı. Tesislerimizde soyunma odaları, statlar, sahalar, yani normal müsabaka oynadığımız sahalar, çocuklarımızın kaldığı yerler, bizim binamız, restoranlar, her şeyi A'dan Z'ye son derece değişime uğratarak başladık göreve. Ve şimdi de bizim tabii ki beklentimiz bundan sonraki süreçte sportif anlamdaki başarıları yakalamak. Bunu yakalamak çok zor bir şey değil aslında. Çünkü önemli olan o fiziki bölümleri tamamladıktan sonra sportif başarılar kendiliğinden yavaş yavaş gelecektir. Biz bu anlamda büyük bir destek görüyoruz tabii ki. Bu anlamda çok şanslıyız. Evet. Çünkü Cengiz Başkan gibi hakikaten Cenk Başkan'ın inanılmaz gençlik ve dinamiziyle birlikte kendi yönetim kurulunu oluşturduğu, hakikaten insanların çok coşkulu isteği bize çok büyük bir enerjiyle geri dönüyor tabii ki. Biz evet, bir zaman alacak. İnsanların birbirini tanıması, anlaması bu süreçte mutlak zaman isteyen bir şeydir. Ama istikrardan kaynaklanan bir şeydir başarıda. Biz burada İnanıyorum ki çok güzel şeylere imza atacağız. İnsanlar birbirini, ki ben buradaki kardeşlerimize, buradaki insanlarımıza uzak birisi değilim. O yüzden de bizi tanımak o kadar çok zaman almayacak ama birlikte bir şeyleri yapmak zaman alacak. O yüzden de inşallah, ümit ediyorum, çok güzel günler bu şehri tekrar geri bekliyor diye düşünüyorum. Peki sporculuk hayatın mı zor, teknik direktörlük hayatın mı? Sevgili Esin, futbolculuk yaşamı zor. Şöyle zor, yani kendine özelsin ve iyi oynamak zorundasın, kendine yer bulmak zorundasın. Antrenörlük ve teknik direktörlük bölümü çok daha zor. Çünkü bir kişiden kendine özel değilsin, birçok insanı idare etmek zorundasın, kamuoyunu idare etmek zorundasın, kamuoyuna mesaj vermek zorundasın, yönetim bazında fikir alışverişleri yapmak zorundasın. İşte sportif anlamda başarıyı yakalayamak için birçok fiziki şartlarını getirmek zorundasın. Medyayla ilişkilerini çok doğru ve mantıklı tutmak zorundasın. Yani teknik adamlığın çok kolay olduğu söylenemez. Hele ülkemizde. Yani bu ülkede zaten Anadolu'ya açıldığınız zaman, çünkü maalesef Türkiye'de dördüncü büyükte demeyelim. Şimdi tabii ki Trabzonspor sportif başarıları, dördüncü büyük sıfatını alması müthiş bir şey. Birliktelikleri müthiş bir şey. Şu son zamanlardaki yaşadıklarını tabii ki inşallah düzelterek yeni yönetimiyle birlikte tekrar Türk futboluna damga vurabilecek bir oluşumu sağlamakla görevliler inşallah. Bunu da gerçekleştiler ama Türkiye'de bir gerçek var ki, üç büyükler gerçeği var. Ve bu üç büyükler üzerine kurulmuş bir düzen var. Ve bu düzenin dışında kalan bütün Anadolu maalesef ki büyük zorluklar içerisinde yaşıyor. Oradan bakıldığında buralarda çok görülmüyor. Evet. Ya buralardaki yaşanan sıkıntılar orada çok farkına varılmıyor. Yani ben yıllar sonra ilk defa 3. Lig'de çalışan birisi oldum.
İzmir ve Türk futboluna birçok kulüpte, milli takım ve en son Galatasaray'da hizmet eden masörümüz Mahmut Çalış'la birlikteyiz. Şu anda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un masörlüğünü yapmakta. Kendisine Levent Eriş'i soruyoruz. Levent Hocam nasıl bir hoca? Bugüne kadar birçok tecrübeleriniz oldu birçok takımda. Buraya onun isteği ve arzusuyla geldiniz. Levent Eriş hocamız çok değerli bir hoca, çok değerli bir insan. Çok eski bir arkadaşım olduğu için onun bir kelimesi ben Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne seve seve görev yapmaya geldim. Yani onunla kısa süre çalıştık belki ama yani çok sevecen, babacan, hani disiplinli, son derece ahlaklı. İnşallah burada da o 3 yıllık bir proje var zannetsem onun için de takımı hak ettiği yerlere getirebiliriz diye düşünüyorum. Buradan önce Galatasaray'daydın. Buradan önce Galatasaray'da, son 2 sene Galatasaray'da Mancini, Prandelli ile beraber görev aldım. Mukavele bitince ayrılmak durumunda kaldım Galatasaray'dan. İşte bir dönem İdik zamanı 3 sene bir amir takım bir sorumlu masörünü yaptım. Öyle uzun yıllardır. Şimdi Levent Hocam buraya gel dedi ve geldiniz. Aynen tek kelimesine geldim yani. Tek kelimesine geldim Levent Hocam. Manisa'daki spor basınını yıllarca duayenliğini yapan Aydın Besen'le birlikteyiz. Dile kolay, 55 senedir Manisa'nın spor nabzını tutan Aydın Besen. Bakalım bize Levent Hoca hakkında neler söyleyecek? Levent Hoca Manisalılar tarafından çok sevilen, takdir edilen bir hoca. Hocanın üzerinde bir abi olarak Manisalı taraftarlar onu gördü. Manisa Spor'a gelip 2 sene üst üste şampiyon birincilikle çıkartması, ondan sonraki dönemlerde de Manisa'dan kopmayışı, hep devamlı gelip maçlarını izlemesi, onu bir Manisalı olarak gördü herkes. Tahmin ediyorum Buca'dan ayrıldıktan sonra da 3. ligde görev kabul etmesi, Manisa Spor'u başkanıyla beraber çıkarttığı için kıramadığından bir alt ligde görev aldığı Manisa sevgisinden dolayıdır diyorum. Levent Hoca Manisa için impaktörler kaplıdık. Taraftarların gönlünde tat kurmuş bir isimdir. Üçüncülükte ikincilik B'ye çıktığında Manisa Spor'un Süper Lig serüveninde Levent Hoca ile tanıştı Manisa. Ve oradan itibaren hikaye başladı. Bir 7 haftalık kazanamama dönemi olmuştu o dönem. 7 veya 8 olabilir. O anda işte basının yüklendiği anda Levent Hoca bir şey gibi bu takım sezon sonunda çıkacak dedi ve öyle bir seriyle biz ikincilik A'da o zaman Bankasya'ydı. O zamana kadar bir yenilmezlik 22 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı Levent Hoca. Sonra bir ayrılık oldu. Mustafa Denizli geldi. Mustafa Denizli de Süper Lig'in kapısından dönünce Levent Hoca adeta kolları sıvadı ve bu takımı Süper Lig'e taşıdı. Açıkçası hocanın futbolcularla olan diyaloğu, motivasyonu, halkla ilişkisi, ikili diyaloglar her zaman çok iyidir. Bizim açımızdan çalışması çok kolay bir hocadır. İkili diyaloğu bize değer verir. Basın mensupları olsun. Yani her anlamda aile ortamını yaşatan bir hocadır. Levent Eriş nasıl bir dost? Levent Eriş tabii ki bu Türkiye'deki yetiştirdiği ve İzmir'in yetiştirdiği ender ve iyi teknik adamlardan bir tanesi. Futbolculuğu başka, teknik adamlığı çok farklı. Yaşadığı bir sürü olayın kötü veya iyi olması hiçbir çevresini yitirmesini gerçekleştirmedi. İnşallah burada da gösterdiği gayretlerin karşılığında hedefler çok yükseklerde. Onları başaracağız diye düşünüyorum. Burada inşallah tekrar tekrar yaşayacak. Ben ona inanıyorum. 2 şampiyonluk yaşattı bu şehre, bu halka. Bir üçüncü de yolda. Manisa'da öyle bir alışkanlık var. Hocanın öyle tam olarak var. Unutamadığınız bir anınız var mı? Şimdi duygusal şeylerine girmek istiyorum. Ben çünkü oturur ağlarım anlatırken. O yüzden onu geçelim. Yani duygusal mutlu, sevinçli. Var. Dede olduğunda mesela. Dede olduğunda inanılmaz bir şey yaşadı. Allah herkese nasip etsin tabii ki. Hoca çocuklarının belki doğumunda yanında olamadı ama torununun doğumunda tabii ki en yakında, en koşmak isteyen, can atan ama program izin vermese de onların yanına, kızının yanında olmak isteyen bir babaydı. Haydi oğlum.
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un malzemecisi Mehmet Demirsoy ile birlikteyiz. Evet. Sayın Demirsoy, iki şampiyonluğu Levent Hocam'la birlikte yaşadınız. Uzun zamandır da onunla birlikte çalışıyorsunuz. Neler anlatırsınız? Levent Hocam'la iki şampiyonluk Manisa Spor'da yaşadık. Çok mutlu günlerimiz geçti. Tabii ki özel hayatı da bizim de beraber yaşadık hani şampiyonlukta. Kıyafetlerinden tut her şeyine biz ilgileniyoruz. Malzemeci olarak tabii ki. Bizi çok seviyor. Biz de çok onu çok seviyoruz. Farklı özelliği nedir diğer teknik direktörlerden? Çünkü birçok kulüpte çalıştın. Birçok hocayla da çalıştın. Karakteri çok düzgün. Bizi sahiplenmesi çok düzgün. Biz de onu çok seviyoruz zaten. O yönden çok sevdiğimiz için beraber olmayı çok beğeniyorum yani onu da. Titiz midir kendisi? Çok titiz kendisi. Mesela ne titizlik gösterir? Kıyafetlerinde çok titiz. Kıyafetler her zaman ütülü, temiz olmasını çok istiyor. Biz de aynı şekilde ona düzenli olarak veriyoruz. O da bizden mutlu zaten her zaman. Geldiğinde biz de çok sevindik. Her zaman malzeme yönünden titizdir kendisi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un stoperlerinden Serkan Gaşi ile birlikteyiz. Merhaba Serkan. Merhaba. İdman bitti, terlisiniz, çok tutmayalım. Hocamla daha önceden Manisa Spor'da bir şampiyonluk yaşadınız. Bu sene de gene Manisa Büyükşehir Belediyespor'un çatısı altında birlikte toplandınız burada. 2004-2005 senesinde Manisa Spor'un Bankasya'dan Süper Lig'e çıktığı zaman Levent hocamızdı. Beni altyapıdan çıkartan hocamdır. Orada bir şampiyonluk yaşadık. Ben de o kadroda bulunma şansı buldum. Yıllar sonra artık bu takımda abi olduk. Tekrar Levent hocamla çalışma şansımız oldu. Tekrar son haftalarda bir çıkış yakaladık. Bu haftada artık ilk devrenin son maçı. Onu da kazanıp ikinci devre güzel bir kamp dönemi geçirip ikinci devreye de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Ben 18 yaşında Levent Hoca ile beni altyapıdan aldığında takım şampiyon olduktan sonra Süper Lig'e çıktıktan sonra beni tecrübe kazanmam maksadıyla o zaman Aydın Spor 2. Lig'e gönderdi. Orada bir sezon boyunca kiralık oynadım. Tekrar Manisa Spor'a geri dönmüştüm. Yani genç oyuncu için Levent Hoca bir fırsattır yani. Genç arkadaşlarımızın özellikle takımda genç oyuncularımız çok yani çok iyi değerlendirmesi lazım bunu. O genç arkadaşlar da elinden geleni yapıyorlar. İnşallah daha iyi olur. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un stoperlerinden Semih Durmuş'la birlikteyiz. Semih, kısaca Levent Eriş nasıl bir teknik direktör? Yani oyuncusunu motive edebilen, maça çıkmadan önce yani motive edebilen bir hoca. Yani onunla olmaktan dolayı, onunla çalışmaktan dolayı mutluyuz. Yani mutluluk duyuyoruz. Sağ açık Cüneyt Turan'la birlikteyiz. Cüneyt, Levent Hocam Manisa Spor'da teknik direktörken sen altyapıda oyuncuydun. Şimdi burada A takımı oyuncusun. Neler hissediyorsun? Yani Levent Hocam zaten Türkiye'de tanınan bir hoca. Yani kaliteye önem veren bir hoca. Yani bizim için bu fırsat. Yani ben 26 yaşındayım. Hala bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Zaten hocam da bana çok güveniyor. Bir kere Levent Hocanın yani 3. ligde yani bu klasmanda çalışması bile yani mucize gibi bir şey. Bu bize bir fırsat. İnşallah iyi değerlendiririz. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un orta saha oyuncularından Gökhan Artun'la birlikteyiz. Kendisi genç bir oyuncu. Bakalım Levent Eriş için neler söyleyecek. Öncelikle hani Levent Hoca'nın yani benim için yeri ayrı. Çünkü bana böyle adam gibi şans veren tek hocam diyebilirim. Zaten kendisi futbolcularıyla teker teker ilgileniyor. İdmandan önce bile soruyor yani bir şeyiniz var mı, bir şeyiniz yok mu, ona göre davranıyor. Zaten kariyeri Türkiye çapında belli bir hoca. Sizin gibi gençler için çok büyük bir şans. Çok büyük bir şans. Çünkü beni oynatmaya başladı. Onun sayesinde tecrübe kazanmaya başladım. Yani çok iyi bir insan. Türkiye Futbol Ligi'nin eski başarılı stoperlerinden Özgür Bayar'la birlikteyiz. Türkiye Ligi'nde birçok kulüpte çok başarılı sezonlar geçirerek stoperlikte çok önemli işlere imza atan Özgür Bayar. Şimdi Levent Eriş'in yanında
yardımcılarından biri. Önce antrenöründü, teknik direktöründü. Şimdi de yardımcı antrenörlüğünü yapıyorsun. Levent Eriş nasıl bir teknik direktör? Ya Levent hocam bir kere son derece kaliteli bir teknik direktördür. Bilgisi olsun, donanımı olsun, oyunculara sunduğu imkanlar olsun. Son derece kaliteli ve beyefendi bir kişiye sahiptir. Ayrıca çok babacan bir yapısı vardır. Oyuncusuna, takımına, şehrine sahip çıkmayı çok sever. Kendine inananları ve güvenenleri mutlu etme adına her zaman başarıyı hedefleyen bir teknik direktördür. Özgür birçok kulüpte antrenörlüğünü, teknik direktörlüğünü yapmıştı. O dönemlerde sana katkısı muhakkak çok fazla oldu. Nasıl değerlendiriyorsun o günleri? Yani biz hocamla Giresunspor, Boluspor ve son olarak da Adanaspor'da beraberdik. Ben futbolu mesela en son Adanaspor'da bıraktım. Hocamın takımında bıraktım. Şu anda da hocamla beraber sağ olsun yardımcı antrenörüne layık gördü. Onun yanındayız. Ya bir kere ya her şey hariç insanlığı bakımından çok doğrucudur yani hocam. Her şeyi kalbinden geçirdiği gibi insanlara doğru aktarma adına en güzel şekilde aktarmayı sever. Çok kaliteli bir insandır, beyefendidir. Dediğim gibi takımlarda olsun, dışarıda olsun her zaman kaliteli bir ortamda çalışmayı ve kendinden sonra gelecek hatta çalıştığı takımlarda özellikle kendinden sonra gelecek kişiler, antrenörler olsun, oyuncular olsun onlara bile kaliteli bir ortam ve çalışma ortamı bırakma adına kaliteli işler yapma adına son derece etkili bir işler yapma çabasındadır. Peki bir teknik direktör olarak Levent Eriş'in hangi özellikleri hoşuna gidiyor? Hocam bir kere her zaman olaya hakimdir. Sağ içinde olsun, sağ dışında olsun. Her şeyi kontrol altında tutmayı çok iyi bilir. Levent hocamın olduğu takımda bir kere bir kriz, sorun ben olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca yani çözemeyeceği bir sorun, bir kriz yoktur yani. Dediğim gibi her şeye hakimdir yani. En büyük sevdiğim özelliklerinden bir tanesi budur Levent hocamın. Beğendim yani. Sevdim değil, beğendim. Tabii şimdi Sayın Levent Eriş de bizim tanışıklığımız yaklaşık 13-14 yıl önce dayanıyor. Şu anki mevcut Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Cengiz Ergin o zaman Vestel Manisa Spor'un başkanıydı. Levent hocamız o zaman Cengiz Başkan ve ekibiyle çalıştığından dolayı bizler de o hevesle gençken maçları zaten takip ediyorduk büyük bir heyecanla. Belediye Başkanı'nın da amcamız olmasından dolayı. Tanışıklığımız ilk oradan itibaren başlıyor. Tabii o zamanlar Manisa'da çok farklı bir heyecan, çok farklı bir yapılanma. Büyük bir şirketin sponsorluğunda Levent hocamız Manisa Spor'u önce 2. Lig B grubundan PTT 1. Lig'e şu anki adıyla. Oradan da Süper Lig'e çıkarmış bir hoca olarak Manisa'da zaten herkes tarafından bilinen, herkes tarafından takdir edilen bir teknik adamdı. Bizler de Levent Hoca ile beraber ve amcamızın olması sayesinde tanışıklığımız devam ediyordu. Antrenmanlara gidiyorduk. Bu maçları takip ediyorduk. Bizim için tabii ki de farklı bir yerdeydi. Başarılı bir teknik adam olmasından dolayı futbolu seven insanlar olarak. Daha sonra tekrar Cengiz Ergün döneminden sonra bir kere daha Sayın Levent Eriş geldi Manisa Spor'a. Onda da Sayın Kenan Yaralı döneminde tekrar PTT 1. Lig'den Süper Lig'e yani iki kere Süper Lig'e Manisa Spor'u çıkardı. Bu bakımdan Manisa'ya çok büyük hizmetlere dokunmuştu. Daha sonra biz de Manisa Büyükşehir Belediye Spor'da görev aldık. Allah başkanlığı nasip etti bize de. Tabii Levent hocamız da daha üst liglerde çalışırız diye düşünüyorduk. Ama Levent hocanın Sayın Cengiz Ergün'le olan samimiyeti, arkadaşlığı, dostluğu bu senenin başında yeni profesyonel olan kulübümüzü de tekrar burada görev almasına nasip etti. Belki aklında hiç 3. ligde bir takım çalıştırmak yoktu. Çünkü genellikle üst liglerde çalıştığı için. Bize de o zaman hayranlıkla izlediğimiz Levent Eriş hocamızı burada başkanlığını yapmak nasip oldu. Zaten başkanlıktan ziyade bir abi kardeş gibiyiz. Onun tecrübelerinden, onun fikirlerinden şu anda yararlanıyoruz. O biz onlardan bir şey alıyoruz. O da bize yardımcı oluyor. O yüzden bu sene inşallah biraz sene başındaki planlarımızın gerisinde kalmamıza rağmen hocanın tecrübesiyle inşallah ikinci yarıdan itibaren Manisa Büyükşehir Belediyespor hak ettiği yere gelecek diye de düşünüyoruz.
Büyükşehir Belediyespor'un genel koordinatörü Alparslan Usta Büyükoğlu ile birlikteyiz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler iyisiniz inşallah. Sağ olun. Öncelikle tesislerinizde bizi çok güzel şekilde ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Uzun yıllardır birliktesiniz. Levent Hocam, nasıl bir teknik direktör? Evet, Levent Hoca'yla daha önce Manisa Spor sürecinde beraberdik. Onunla birlikte Manisa Spor'u Süper Lig'e çıkardık. Levent Hocam işine son derece bağlı, son derece disiplinli ve iyi bir hoca. Öyle olduğu için de zaten Büyükşehir Belediyespor 3. Lig'e çıktığında kendisine teklif edildi. Sağ olsun bizleri kırmadı. Görevi kabul etti. Onunla beraber büyük başarılara imza atacağımızı düşünüyoruz. Levent Eriş deyince aklınıza ilk gelen nedir? Şampiyonluk. Manisa Büyükşehir Belediyespor Genel Müdürü Alparslan Kaya ile birlikteyiz. Levent Eriş ile çok uzun zamandır birliktesiniz. Levent Eriş deyince aklınıza ilk ne geliyor? Valla öncelikle 2002 yılından beri birlikteyiz hocamla. Bu dördüncü kez bir arada çalışıyoruz. Levent Hoca deyince aklıma ilk kelime şampiyonluk geliyor. Zaten bu işe ilk başladığımdan beri onun sayesinde başladım. Birlikte çalışıyoruz. Kendisi çok büyük liderlik özellikleri olan birisi. Gittiği her yerde, gittiği yere hem bir şeyler katan birisi, orayı ileriye götüren birisi. Benim kişisel gelişimime de çok büyük katkısı oldu hocamın. Tekrar birlikte çalışıyoruz. İnşallah daha önce Vestel Manisa Spor ve Manisa Spor döneminde yaşadığımız şampiyonlukları burada yaşayacağız. Kendisi de benim için hep rol model olmuş birisidir yani. Levent Eriş kimdir? Çok başarılı bir teknik direktördür kendisi. Manisa Belediye'mizin yani güzel, bayağı iyi bir teknik direktörü. Şahsen ben beğeniyorum kendisini. Levent Eriş'i tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Kimdir? Manisa Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü. Çok başarılı birisidir. 3 kere şampiyon yapmıştır burayı. Takımı destekliyor musun? Evet. Futbolu sever misiniz? Tabii ki. Levent Eriş deyince? Manisa Spor'u şampiyon yapan, yani şampiyon yapıp birinci lige çıkaran takım. Levent Eriş deyince aklınıza ne gelir? Türkiye'nin yetiştirdiği en kaliteli teknik direktörlerden biri. Bu sene de inşallah gene şampiyon olacağız. Levent Eriş deyince aklınıza ne geliyor? Tabii Manisa için yeni bir cevher. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne zaten transfer etmiş oldu. En büyük yeteneklerden biri. Kariyer açısından baktığımız zaman Manisa Büyükşehir Belediyesi çok iyi bir konuma getireceğinden eminiz. Levent Eriş'i tanıyor musunuz? Tanıyorum. Çok değerli bir teknik direktör kendisi. Manisa'ya da geldi. Ben onu Manisa'nın bir kazancı olarak görüyorum. Şunu söyleyeyim size. Ben gelme ihtimalini düşünmüyordum ama kabul etmiş. Ben hem Manisalı yöneticileri hem de Levent Eriş'i tebrik ediyorum. Onlar kazanırken biz de kazanmış olduk. Levent Eriş'i tanıyor musunuz çocuklar? Kimdir? Çok başarılı bir teknik direktör. Manisa bence çok şey kazandı. Hayırlı olsun diyorum. Sen ne dersin? Hayırlısı olsun. İyi bir teknik adam. İnşallah iyi sonuçlar alırız. Levent Eriş'i tanıyor musunuz? Teknik direktör. Evet. Kendisi Manisa Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörü. Evet, duyduk. Aha. Ne söylemek istersiniz? Yani ne diyebilirim? Şehzadeler Şehri'ne hoş geldi. Hayırlı olsun onun için. Biz de kendisini tanıyoruz ve mutlu olduk. Levent Hoca şampiyon yap bizi. Teknik direktör Levent Eriş deyince aklınıza ne geliyor? Şampiyonluk geliyor. Manisa'nın şampiyonluğu geliyor. Memnun musunuz? Eriş her zaman için Manisa'ya büyük katkılar olan bir antrenördür. Biz yani yerlisini bulamadığımız için İzmirli, kendisi İzmirlidir herhalde. Yine umudumuz Levent Eriş. Levent Hocam sizi çok seviyoruz. İyi ki Manisa'ya geldiniz. Manisa
Manisa Büyükşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Levent Eriş'in ailesinin güzel kızlarının yanındayız. Merhaba Gizem ve Sinem. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle bizi evinizde ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, yuvanızı, yüreğinizi açtınız. Teşekkür ederiz. Babanız çok uzun yıllar futbolculuk dönemi geçirdi. Şimdi de başarılı bir teknik direktör. Ben Levent Eriş'in teknik direktörlük gönlünü değil de bir baba olarak nasıl bir baba? Bunu öğrenmek istiyorum sizden Gizemciğim. Babam benim arkadaşım gibi aslında artık. Yaşlarımız çok da uzak değil, yakın yani. Öyle olduğu için ben babamla çok şey paylaşıyorum. Çok sırdaşım aynı zamanda. Çok akıl alıyorum. O benim için ayrı bir güç. Varlığı bana güç veriyor. Öyle olduğu için babamla ilişkim artık baba kızı biraz daha aştı. Daha da güçlendi. Bir destek babam benim için. Sen ne düşünüyorsun Sina? Babam bir omuz yani. Biz onunla gurur duyuyoruz her yönden. Baba olarak gurur duyuyoruz en başta. Çünkü bize çok düşkün. Biz de kendisine çok düşkünüz zaten. Ona dış olarak baştan ayağa ne kadar çok benziyorum diye söyleseler de içsel olarak da çok benziyorum. Çünkü çok vicdanlı, çok merhametli, çok samimi, çok iyi bir baba. Her zaman her konuda yanımızda olmuştur bizim. Biz de onun yanında olmaya çalışıyoruz. İnşallah elimizden gelen neyse onu yapıyoruz zaten. Herkesin babası kendine özeldir. Tabii. Sizin babanızın size göre en özel yanı nedir Gizemciğim? Babam çok vicdanlı bir adam. Yani hep öyleydi. Ben onu küçüklüğümden beri biliyorum. Çok vicdanlıdır. Küçüklere, büyüklere çok fazla saygı gösterir. Yani her yaştaki insanla diyalog kurabilen bir adam o. İyi bir öğretmen aslında. Öyle olduğu için gurur duyuyorum babamla. Sen? En özel yanı herhalde ya da ben kendimi, ablamı çok şanslı görüyorum. Bizim babamız olması diye düşünüyorum. Yani bizim için çok özel bir insan. Özel yanlar o kadar çok ki. Evet. Yani hani vicdanlı, merhametliden yani çok 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 fazla şey var. Dediğim gibi büyük bir duvar. Yani bize inanılmaz büyük bir güç. Allah onu başımızdan eksik etmesin diyorum. Evet. Hani sağlığı hiçbir zaman hani bizden ayrı olmasın yani. O yüzden hani onun özel yanlarını söylemek yaşayan insanlar da bilir. Onun arkadaşları da bilir. Ailemizde, akrabalarımız da bilir. Hiç ben babamı, benim arkadaşlarım da yani böyle anlata bitiremezler. Öyle bir insan. O yüzden çok özel yanı ya sevgi yani babam sevgi yani. Hani nasıl daha bir şey söylemek ister misiniz? Onunla ilgili böyle her bir şey söyleme ben hep duygulanıyorum. O yüzden söylerken yine duygulanacağım galiba. Yani mutlu bunlar sevgi, mutluluk, gurur. Her şey içinde barındırıyor. Ne mutlu ki Levent hocamın da sizler gibi böyle iki tane güzel evladı. Bunun tohumu Demir ve iki tane de oğlu diyebileceği, iki tane de damadı demiyorum. Çünkü oğlum diyor onlar için de. Ne mutlu. Evet, ona buradan söyleyebileceğim şey yani hep bizim yanımızda olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Allah izin verdiği sürece, sağlığı yerinde olduğu sürece onu bizden ayırmasın yani. O benim canım. Ben onu tarif edemeyecek kadar çok seviyorum. Allah başımızdan eksik etmesin inşallah. Teknik direktör Levent Eriş'in kızlarından sonra damatlarıyla da birlikteyiz şu anda. Bakalım kayınpederleri için neler söyleyecekler. Evet Fatih. Valla bizim Levent babayla tanışmamız biraz sürüncemeli oldu. Az önce ben dinledim kızları da. Tanışmadan önce hep böyle bir saklı, gizli, hani aman önemli gibiydi. Tabii ben korktum. Allah Allah, acaba nasıl bir insan çıkacak diye. Diyordum Gizem'e de, ya hayatım merak etme, ben hani kendim denemeliyim, muhabbet ederiz, tanışırız. Ve sonra sordum, soruşturdum hani. Diyorlar ki hani herkes Levent Hoca için, herkes seviyor, herkes muhabbet diyor. Ben de eşime diyorum ya tanışalım. Ama tabii bir korku oldu. Hani beklemediğim bir şey çıkacaktır muhtemelen diye. Yani sonuçta kızına göz dikmiş bir adam olarak gidiyorsunuz orada. Sonra tanıştık. Valla tanıştığımda çok memnun oldum zaten. Yani çok eğlenceli bir baba. Lafına sözünün değerli olan ve değer verilmesi gereken nadir insanlardan
olduğunu anladım. Babamız bir tane. Öncelikle öyle söyleyeyim. Kızlarına çok düşkün, onu biliyoruz. İlk tanıştığımız andan itibaren babamızın kızlarına olan düşkünlüğünü biliyorduk zaten. Biz de ona göre tabii hani yaklaşımlarımız o şekilde olmuştu her zaman babama. Bize karşı çok iyi, hepimizi çok sevdiğine inanıyoruz. Biz de onu çok seviyoruz. Her zaman yanımızda olduğunu da biliyoruz. Biz de onun yanındayız her zaman. Evet. Benim hayatım spor.